25 yıl önce muhtemelen evrende sadece 9 gezegen olduğunu duyardınız. O günden bugüne 9 gezegenden birini kaybettik ama binlerce yenisini keşfettik. Çok üzgünüz Pluto. Astronomlar kendilerine yeni gözlem araçları mı aldılar? Ya da yeni komşularımızla mı tanıştık? Hayır. Görünen o ki güneş sisteminin dışındaki bu gezegenleri çok daha önce de keşfedebilirdik. Ama nereye ve nasıl bakmamız gerektiğini daha yeni öğreniyoruz. Bu yeni gezegenlere güneş sisteminin dışında olduklarını belirtmek için egzoplanet ismi verilir. Birkaç on yıl öncesine kadar sadece kendi güneş sistemimizdeki gezegenlerden, Mesela Venüs, Merkür ve Dünya'dan haberdardık. Ama son 20 yılda Güneş sistemimizin dışında yer alan binlerce yeni gezegen ve gezegen olabileceklerini düşündüğümüz 3000'den fazla da gezegen adayını keşfettik. Aslına bakarsanız bilim insanları henüz görmediğimiz kentilyon tane gezegen olduğunu düşünüyorlar. Son 400 yıldır sadece kendi güneş sistemimizdeki 9, pardon, 8 gezegenden haberdarız. Peki bu yeni gezegenleri nasıl bulabildik? Basitçe cevaplamak gerekirse bu gezegenleri görebileceğimiz teleskoplar yaptık ve bir de transit metodu adı verilen bir metot kullandık. Bunun ne anlama geldiğini anlayabilmek için bu ışığın bir yıldız, benim de oradan geçmekte olan bir egzoplanet olduğunu düşünelim. Yıldızın önüne geçtiğimde beni tam olarak göremiyorsunuz ama dış hatlarımı görebildiğiniz için orada olduğumu anlayabilirsiniz. İşte transit metodu da aynen bu şekilde işliyor. Bu gerçek bir uzay teleskobu verisi. Bilim insanları yıldızların parlaklıklarını inceliyorlar ve bunu yaparken de ışıktaki azalmaları yıldızın çevresinde bir gezegen olabilir şeklinde yorumluyorlar. Transit metodu yıldızlarının yörüngesine hızlıca giren gezegenlerde birçok geçiş ve iyi sinyaller alabildiğimiz için daha çok işe yarıyor. Bu gezegenlerin yıldızlarına yakın olmaları gerektiği anlamına geliyor. Yıldızımız olan güneşe yakın olan gezegenler daha küçük ve kayalıklarla kaplı Merkür, Venüs ve Dünya. Astronomlar diğer tüm güneş sistemlerinin bizimkine benzemesi gerektiğini düşündükleri için yıldızlarına yakın olup da transit metodu ile keşfedilebilecek gezegenlerin Eski teleskoplarla görülebilmek için çok küçük olduklarına inanıyorlardı. Bunun için de teleskoplarını oralara çevirmediler bile. Eğer bakmış olsalardı kendi yıldızı yakınında Jüpiter kadar büyük olan bir gezegen görebilirlerdi. Egzoplanet sistemleri bizim güneş sistemimiz gibi değiller. Hatta evrendeki gezegen oluşumu konusunda fikrimizi bile değiştirdiler. Yıldızlarına yakın olan büyük gezegenler keşfetmiş olmamızın yanı sıra daha küçük ve kayalıklarla kaplı gezegenleri görebileceğimiz teleskoplar da yaptık. Örneğin NASA'nın Kepler teleskobu transit metodunu kullanarak bir sürü gezegen buldu ve yeni nesil teleskoplarla buluşmamıza da çok az kaldı. Sizi TESLE yani transit halindeki egzoplanetleri gözlemleme uydusuyla tanıştırmak istiyorum. Google, MIT ve NASA işbirliğiyle yapılan test 2018'de uzaya fırlatıldı. Güneş sistemimize en yakın ve en parlak sistemlerde egzoplanetleri arıyor. Bulduğu egzoplanetleri dünyada bulunan teleskoplarla inceleyip atmosferleri ve iklimleriyle de daha fazla bilgi elde etmeyi umuyoruz. Bu kadar basit bir metotla bu kadar çok gezegen keşfedebilmiş olmamız çok şaşırtıcı öyle değil mi? Parlaklıklarındaki azalmaya bakarak üzerinde yaşanabilecek gezegenler bile bulabiliriz. Bunun içinse nereye nasıl bakmamız gerektiğini bilmemiz yeterli.